Adjustments, ayarlamalar paneliyle çalışmak isimli bu eğitimde Photoshop CS6'da görsellerin renkleri, renk doygunlukları, ışık ve kontrastlık ayarları, pozlama değerleri gibi düzenlemeleri yaptığımız paneli tanıyacağız. Adjustments paneliyle ayrıntılı olarak birkaç uygulama üzerinde düzenlemeler yapacağız. File, Browsing Bridge komut yoluyla bir fotoğraf açalım ve bunun renklerini Adjustments paneliyle düzenleyelim. Bridge'te çift tıkladığımda fotoğrafın üzerine fotoğrafın Photoshop'ta açıldığını görebilirsiniz. Zoom aracıyla biraz fotoğrafa yaklaşıyorum ve Window'dan Adjustments panelini açıyorum. Panel üzerinde bakın farklı ikonlar olduğunu göreceksiniz. İkonların üzerine geldiğinizde hangi panele ait olduğunun ismini bu bölümde görebilirsiniz. İlk olarak Brightness and Contrast, parlaklık ve kontrastlık ayarlarını düzenleyeceğimiz düğmeye tıklayalım. Bakın yeni bir panel açıldığını göreceksiniz. Bu panelden Brightness'la parlaklık değerlerini düzenleyebilirsiniz fotoğrafın. Daha karanlık veya daha aydınlık yapabilirsiniz. Kontrastlık sürgüsüyle de kontrastlık değerlerini düzenleyerek farklı bir görünüm oluşmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin buradaki yeşil yaprakların, az önce hiç belirgin olmayan yeşil yaprakların belirginleşmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde sürgülerle oynayabilir ya da auto seçeneğini seçerek otomatik olarak düzenleme yapmasını sağlayabilirsiniz. İşiniz bittiğinizde paneli kapatabilirsiniz. Katmanlar paneline gelerek isterseniz bir bakalım neler olmuş. Yeni bir katman oluştuğunu görüyoruz. İsmi de Brightness and Contrast. Buradaki Brightness and Contrast'a çift tıkladığımda az önceki uyguladığım değeri tekrar değiştirebileceğim sürgüler ve properties'in açıldığını görüyorum. İmaj Adjustments altında da yine buradaki panel altındaki seçeneklerin neredeyse tümüne ulaşabilirsiniz. Ancak ikisi arasındaki farkı şu şekilde anlatmak istiyorum. Background katmanındayım şu an. Çiçeğin bulunduğu katmandayım. İmaj Adjustments altında Brightness and Contrast komut yoluyla çalıştırıyorum. Bakın az önceki sürgüler burada da var. Ancak bu işlemleri yaptığım zaman katmanın kendisine uygulandığını görüyorum. Böylelikle komut yoluna OK dediğinizde katman bozulur. Adjustments paneli altında uyguladığınız tüm özellikleri ise yeni bir katman olarak geleceğinden asla fotoğrafınıza zarar vermeyecektir ve dilediğinizde tutup bunu çöpe atarak bu katmanı fotoğrafınızı eski haline getirebilirsiniz. Şu anda kontrol altı ile geriye alarak fotoğrafı ilk haline getiriyorum ve farklı bir Adjustments panel uygulamasıyla devam ediyoruz. Levels seçeneğini deneyelim dilerseniz. Levels renk ve ton değerlerini ayarlar. Örneğin bu fotoğrafta yeşil alanlar ve kırmızı alanlar olduğunu görüyorum. Red, green değerini ben seçip biraz arttırdığımda fotoğraftaki yeşil alanların daha parlak olduğunu görüyorum. Red ise örneğin kırmızı alanları biraz daha parlatabilirim ama bu da çok fazla bir patlamaya sebep olabilir. Bunun yerine kırmızı değerleri biraz daha kısarak daha yeşil bir, daha doğal bir fotoğraf elde edebilirim. Bunun gibi düzenlemeler yapabilirsiniz. Tekrar açılan paneli kapattığımda Layers paneline geldiğimde buradaki ikona tıklayıp tekrar düzenlemeleri yapmaya devam edebilirim. Kontrol Alt ile geriye alıyorum veya yeni level katmanını tutup çöpe atarak fotoğrafı eski hale getiriyorum. Adjustments panelindeki üçüncü seçenek olan Curves ikonuna tıklayalım. Curves neler yapar? Bu da renk ve ton değerlerini ayarlar. Ancak bir histogram ve noktasal bazda renk düzenlemeleri yapabileceğiniz bir panel açılır. Buradan yine sadece kırmızı ya da sadece mavi tonları, örneğin mavi tonları azaltıp veya çoğaltabilir. Burada noisy, kumlanma oluşumuna dikkat etmek gerekiyor. Bu kadar abartılı seçenekler yapmamak en doğrusu. Veya preset bölümünden lighter, medium contrast gibi hazır seçeneklerde elde edebilirsiniz. Örneğin color negatif, strong. Bu şekilde çok farklı seçenekler elde edebilir.
Auto seçeneğiyle otomatik olarak curves'lar renk tonlarını ayarlayabilirsiniz. Paneli kapatalım. Farklı bir panelle devam edelim. Exposure paneli. Bu da yine farklı bir seçenek sunacak bize. Exposure değerindeki Exposure ile oynadığınızda eskitme gibi farklı veya offset sekmesiyle oynadığınızda yine çok daha farklı seçenekler elde edebilirsiniz. Buradaki sürgüleri oynayarak fotoğrafların üzerinde ilginç değişimler yapabilir. Dijital fotoğraflarınızı dijital bir formatta görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin burada çok daha farklı bir görsel elde ettim. Properties paneli kapattıktan sonra Layers paneline bakalım neler olmuş. Az önce kullandığım Curves ve Exposure üst üste. Bunların yerini değiştirdiğimde bir seçenek farkı oluyor mu? Evet. Çok farklı bir görünüm elde edebiliyorum. Veya ben Curves'ı çöpe attığımda, Exposure'ı da çöpe attığımda fotoğrafın gerçek haline hızlıca dönebiliyorum. Şimdi Adjustments paneli seçeneklerinden bir diğeriyle devam edelim. Vibrance. Bu da renk titreşim değerlerini ayarlayan çok değerli bir panel. Vibrance sürgüsünde renk, bakın, tonlarıyla oynayabiliyorsunuz. Çok daha böyle uçuk bir pembe elde ettik. Yani renklerin tonlarıyla oynayarak çok daha farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Buradaki kırmızı tonla, düşünün, şuradaki pembemsi ton arasında çok büyük bir fark. Bu renkleri soldurmak değil, renklerin ton değerleriyle oynamak olduğunu düşünebilirsiniz. İlk hali fotoğrafın okey dediğimde, paneli kapattığımda uygulanmış olur. Fotoğrafın ilk hali ve bizim düzenlediğimiz hali. Biraz daha sepya tonu gibi bir ton atarak renklerin ton değerlerini düşürdük. Dilerseniz farklı bir fotoğraf üzerinde devam edelim. Bu fotoğraf üzerinde de farklı seçenekler deneyelim. Farklı adjustments panel seçeneklerini deneyelim. Hue Saturation'la devam edelim. Hue Saturation renkleri değiştirir. Az önce de kullandığımız gibi farklı renk tonları yapabilirsiniz. Sepya gibi düşünebilirsiniz. Saturation renk doygunluğunu arttırıp azaltırken Lightness'da ışık ve ışıksızlığı düzenler. Burada kolorizeyi seçerek biraz daha tam sepya dediğimiz o tonu elde edebilirsiniz. Veya Preset bölümünden hazır seçenekleri de uygulamanız mümkün. All Style'da eskitmiş bir görünüm veya sadece sarıları oyna ya da sadece mavilerin ton değerlerini düzenle gibi seçenekler de Hue Saturation panel menüsünde mevcut. Bir sonraki seçeneğimiz olan Color Balance'la devam edelim. Color Balance'da da renk tonlarını yine düzenleyebiliyorsunuz. Burada da renk doygunluğuna göre renk tonlarının düzenlenmesini yapabilirsiniz buradaki sürgülerden. Highlights ışıklı tonları, yüksek ışık alan tonları, shadow gölge alanların renk tonlarını, mid tonda da orta değerlerin renk tonlarını düzenleyerek bakın bambaşka bir fotoğraf elde ettik. Az önceki fotoğrafımız buna doğru geçiş yaptı. Çok çok daha etkileyici bir görsel elde ettik. Adjustment seçeneklerini bakın buradaki gibi üst üste kullanarak farklı seçenekler elde edebilirsiniz. Veya opacity veya fill değerini düşürerek biraz daha kaynaşmasını sağlayabilirsiniz iki katmanın. Farklı bir fotoğraf açarak devam edelim dilerseniz. Bridge panelinden fotoğrafa çift tıklayarak açalım. Ve Adjustments paneliyle devam edelim. Color Balance ile renkleri düzenlemeye devam edelim. Örneğin bu fotoğraftaki yeşil renkleri arttırmak için Color Balance'daki Green sürgüsünü sağa doğru çekmeniz yeterli olacaktır. Yine siyah sürgüsünü arttırarak mavi değerlerin ve sıcak sarı tonlarının hakim olmasını sağlayarak retro bir görünüm kazandırabilirsiniz. Paneli kapattığımızda Layers paneline bakalım. Evet, fotoğraf bu şekilde daha realistken, daha retro bir görünüm kazandı. Bu şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz.
Erasmus panelindeki bir diğer farklı seçenek ise Black and White. Bu panelle başarılı siyah beyaz fotoğraflar elde edebilirsiniz. Daha kaliteli ve renk tonları doygunluğu arttırılmış ve azaltılmış. Örneğin buradaki sarı değerler arka plandaki yeşillerin içindeki sarılar olduğu için bu renk tonunu açtığınızda sarı tonlarında açıldığını görebilirsiniz. Örneğin siyah ve blues ile oynadığımızda sadece bu renklerin bu üzerinde bulunduğu motorun renklerinin değiştiğini görebilirsiniz. Örneğin daha koyu bir siyaha çevirebiliriz. Arka planları daha açabiliriz. Böylelikle açık orta koyu ton değerlerini, dengesini renklerle Black and White paneliyle kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Hemen farklı bir seçeneğe dönelim. Ama bunun öncesinde katmanlar paneline baktığımızda background'daki görselin renkli olduğunu, Black and White katmanı ile birlikte görselin siyah beyaza döndüğünü görebiliriz. Hiçbir kayıp olmadan bakın harika bir görsel elde ettik. Şimdi Adjustments paneline devam edelim. Photo filter uygulaması yapalım. Burada bir rengin farklı bir şekilde düzenlenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin filtrelenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin buradaki rengin filtre olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz fotoğraf üzerine. Tabii mavi tonlarının arttırıldığı bir filtre sağlayabilirsiniz. Density ile de bu filtrenin uygulanma ve doygunluk değerini düzenleyebilirsiniz. Yine paneli kapattığımızda katmanlardan bakalım. Burada da yine retro bir görünüm veya filtre uygulanmış, mavi bir filtre uygulanmış gibi düşünebilirsiniz. Adjustments panelindeki diğer seçeneklerden bir tanesi ise Channel Mixer. Burada da renklerin karışımlarını yine düzenleyebiliyorsunuz. Az önceki yaptığımız seçeneklere çok benzer bir seçenek burada da mümkün. Örneğin farklı bir rengi dönüştürebilirim. Yine farklı bir stil ve bir renk doygunluğu tasarlayabilirim fotoğrafım üzerinde. Farklı bir düzenleme ile yeniden kurgulayabilirsiniz fotoğraflarınızı. Beğenmediyseniz çöpe atarak yeniden düzenlemeler yapabilirsiniz. Adjustments panelindeki diğer seçeneklerden bir tanesi Color Lookup. Bununla 3D filtreler veya farklı seçenekler yapmanız mümkün. Invert seçeneğini deneyelim. Böylelikle de tam olarak tersini alabilirsiniz. Negatifini alarak farklı bir görünüm sağlayabilirsiniz. Maske uygulaması yapılabilir. Color'ı tekrar invert denilerek farklı seçenekler uygulayabilirsiniz. 3 boyutlu katmanlar da var. Daha farklı refine edge veya color edge veya refine edge ile seçimler yapılabiliyor. Bakın burada olduğu gibi. Çok daha farklı bir görünüm elde edebilirsiniz invert ile. Katmanlar panelinden çöpe atıyorum uyguladığım invert seçeneklerini. Adjustments paneliyle devam edelim. Polarize. Polarize'deki görünüm bir illüstrasyona çevrilmiş şekli olabilir fotoğrafınızın. Farklı renk değerleriyle yine illüstrasyon gibi bir görünüm elde etmek istiyorsanız bu polarize filtresini kullanabilirsiniz. Kontrol hazla ile geri alıyorum yaptığım uygulamayı. Ardından Tarsold. Bu da yine bir illüstrasyon gibi düşünebilirsiniz. Burada da siyah beyaz leke dengesiyle illüstrasyon yapabilirsiniz fotoğraflarınızı. Farklı görünümler elde edebilirsiniz. Yine katmanlar panelinde bu yapmış olduğumuz renkleri, düzenlemeleri atalım. Selective Color. Burada da renk seçimleri yapabiliyorsunuz. Örneğin mavi renklerin farklı seçerek farklı bir renge hiçbir seçme işlemi yapmadan
farklı bir renge dönüştürebiliyorsunuz. Bu da çok basit bir panel. İsterseniz farklı bir görsel üzerinde daha deneyelim bu paneli. Selective Color, Red, burada çok da iddialı ve farklı renkler elde edebilirsiniz. Selective Color'la hiçbir seçim yapmadan sadece renkleri seçerek, mesela Naturalist diye doğal renkler üzerinde oynayarak daha farklı bir sepya tonu gibi farklı seçenekler elde edebilirsiniz. Bu seçenekler her fotoğraf üzerinde farklı bir görünüm kazandıracağı için gözünüzle deneyerek bulabilirsiniz doğru sonucu. Yine Layers panelinden katmana atıyorum. Adjustments panelindeki son seçenek Gradient Map. Burada da gradient uygulayabilirsiniz. Farklı gradientler. Bakın çok daha özgün sepyalar, farklı seçenekler elde edilebilir fotoğrafla birlikte. Tersi kullanılabilir. Bu şekilde Adjustments panelini kullanarak çok ilginç ve güzel görünümler elde edebilirsiniz.